yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin azınlık ayaklanmalarını önlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Senedi ittifakın azınlıklarla pek bir alakası yoktur. Senedi ittifak ayanlarla yapılmıştır arkadaşlar. Ayanlar da sözü geçen insanlardır aslında. Dolayısıyla senedi ittifak olmaz. Ancak ıslahat fermanı, tanzimat fermanı ve birinci meşrutiyete azınlıklara pek çok hak tanınmıştır. Buradaki en büyük amaç da azınlıkların devlete bağlılığını artırmak ve isyan etme önlemektir Çünkü bu süreçlerde azınlıklar içerisinde yavaş yavaş milliyetçilik düşüncesi yankı bulmaya başlıyordu ve devlet Tabii ki bunun için önlemler almalıydı arkadaşlar ve dediğimiz gibi ıslahatta da Tanzimat'ta da birinci meşrutiyette de azınlıklara birtakım haklar verilmiştir ki onlar isyan etmesinler diye Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır bu durumun yaşanmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. 1798'de Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Mısır'ı Fransa'nın işgal etmesine İngiltere ve Rusya karşı çıkmış ve donanma göndererek Osmanlı Devleti'ne yardımda bulunmuşlardır. Arkadaşlar çünkü Fransa'nın güçlenmesi ne İngiltere'nin ne de Rusya'nın hoşuna gidecek bir durumdur. Bu ekonomik olarak da oldukça önemlidir. Özellikle İngiltere'nin sömürge yollarını güvence altına alması durumu söz konusudur. E, dolayısıyla ekonomik açıdan ve stratejik açıdan bu durumlar oluşabilir arkadaşlar ama dini olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Dini bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Avrupa devletlerin azınlık sorunlarını gündeme getirerek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmesi Osmanlı Devleti'ne ait durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının ihlal edildiğinin bir göstergesi midir? Tabii ki bir göstergesidir arkadaşlar. Çünkü Avrupalı devletler Osmanlı'nın iç işlerine müdahalede bulunmuşlar. Yani aslında normalde Osmanlı Devleti kendi iç sorunlarını kendisi çözmeliydi. Ama bu şekilde Avrupa devletleri müdahale ederek Osmanlı'nın egemenlik haklarını ihlal etmiştir. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin etnik yapısından yararlanmaya çalıştığının Arkadaşlar tabii ki bu da olur. Çünkü gördüğünüz gibi Avrupa devletler zaten azınlık sorunlarını gündeme getiriyor. Yani Osmanlı Devleti içerisinde pek çok unsur bir arada yaşadığı için bazı kesimler tabii ki azınlık hale geliyor arkadaşlar ve onların sorunlarını da Avrupa gündeme getirerek Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorsa Avrupa devleti tabii ki Osmanlı'nın bu durumundan faydalanıyor diyebiliriz. Osmanlı Devlet yönetiminin demokratikleşme süreci içine girdiğinin burada arkadaşlar demokratikleşme süreciyle alakalı hiçbir şey yok. Yani ne bir ferman ne bir durum. Bu yüzden üçüncü öncülü kabul etmiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması gelişmelerinin hangilerinden olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Arkadaşlar, çok uluslu bir yapıyla alakalı olan tabii ki Fransız İhtilali'dir. Çünkü Fransız İhtilali sonrasında ülkeye, dünyaya hatta ne yayıldı arkadaşlar? Milliyetçilik düşüncesi. Peki bu milliyetçilik düşüncesinde ne vardı? Tabii ki arkadaşlar herkes kendi milletinden olan bir devlet kurmak istiyordu. Osmanlı Devleti içerisinde de çok uluslar olduğu için yani birçok ulus bir arada bulunduğu için bunların hepsi kendi devletini kurmaya çalışırsa tabii ki bu durum Osmanlı'yı olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu kararın sorunlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması ile Rusya'da bir saldırı olursa Osmanlı Devleti'nin boğazları kapatması kararlaştırılmıştır. Arkadaşlar adı üzerinde tabii ki boğazlar sorunu ortaya çıkacaktır. Çünkü bu boğazlar oldukça önemli arkadaşlar biliyorsunuz ki ve diğer Avrupa devletler özellikle İngiltere Rusya'nın boğazlar üzerinde söz sahibi olmasını istemiyor. Dolayısıyla bu durum boğazlar sorunu yol açacaktır diyebiliriz. Ege Adaları ya da Kıbrıs sorunuyla bir alakası olmayacaktır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İngiltere, Fransa ve zorunlu kalınca da Rusya ile ittifaklar yapması Osmanlı Devleti ile ilgili durumlarından hangilerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir? Bakalım arkadaşlar askeri gücünü kullanarak varlığını korumaya çalıştı. Arkadaşlar askeri gücünü mü kullanmış? Hayır bakın ittifaklar yaparak varlığını devam ettirmeye çalışıyor. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Denge politikası uyguladığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki söylememiz mümkündür. Denge politikasında ne vardı arkadaşlar? Osmanlı Devleti o süreçte hangi devletle daha iyi olursa varlığını devam ettirebiliyorsa o devletle iyi oluyordu. Yani arkadaşlar örneğin İngiltere ve Fransa arasında bir problem var. Osmanlı Devleti ikisi arasındaki problemlerden faydalanıyor ve İngiltere ile anlaşma yapıyor diyelim ki. Mesela bu uyguladığı politika denge politikası olmuş oluyor. Bu sebeple Osmanlı Devleti varlığını devam ettirebilmek için hangi devletle iyi anlaşması gerekiyorsa o devletle iyi anlaşıyor aslında. Yukarıda da bahsedilen tam olarak budur. Dış politikada devletlerin eşitliği ilkesine göre hareket etti. Arkadaşlar devletlerin eşitliği ilkesinde hukuki anlamda eşitlik, bağımsızlık konusunda eşitlik vesaire söz konusudur. Yukarıda bunlarla alakalı bir bilgi yok. Sadece Osmanlı'nın ittifak yaptığından bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre Viyana Kongresi'nde konularından hangilerinin gündeme getirilmesi beklenebilir? Fransız ihtilalinin ardından başlayan ihtilal savaşlarında Avrupalı monarşik yönetimler ihtilalle birlikte yayılmaya başlayan fikirleri ve Fransa'nın ilerleyişini durdurmayı amaçlamışlardır. Napolyon yönetimindeki Fransa bu savaşlarda önemli başarılar elde etse de sonunda mağlup olmuştur. Bu savaşlar sonucunda da 1815'te Viyana Kongresi toplanmıştır. Yani arkadaşlar Avrupalı Monarşik yönetimler e, İtalya ile birlikte yayılmaya başlayan fikirlere karşı olduklarından dolayı Fransa ile savaşıyor. Fransa başlarda başarı elde etmiş olsa da savaşın sonunda gördüğünüz gibi başarısız olmuş. O zaman Viyana Kongresi'nde tabii ki monarşik yönetimler korunmuştur diyebiliriz arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi savaş sonunda başarı elde etmişler. Demokratikleşme hareketlerinin engellenmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Milliyetçilik hareketlerinin baskı altına alınması olur mu? El elbette olur çünkü Fransız ihtilalinin ardından zaten milliyetçilik fikri ön plana çıkıyordu. Ve Avrupalı devletler zaten buna karşı arkadaşlar ve savaşta başarı elde ettiklerinden dolayı tabii ki kongrede de bunlar söz konusu olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu politikanın takip edilmesinde Osmanlıların alanlarından hangilerinde eski gücüne sahip olmamasının etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda toprak bütünlüğünü koruyabilmek için denge politikası izlemiştir. Peki arkadaşlar denge politikası neydi? Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki problemlerden faydalanıyordu ve varlığını devam ettirmeye çalışıyordu. Yani Avrupalı devletler kendi aralarında problem yaşarken Osmanlı Devleti de kendine dostlar buluyordu arkadaşlar. Ve hangi devletle arası iyi olursa problemi çözülecekse o devletle arasını iyi çöz tutmaya çalışıyordu ki problemini çözebilsin. Biz de buna denge politikası diyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin eski gücüne sahip olmadığı konular tabii ki askeri alanda olacaktır. Çünkü savaşlarda başarı elde edemediği için artık kendine ittifak aramaya başlıyor. Aynı şekilde siyasi konularda da başarılı değil arkadaşlar. Bazen de savaşlarda başarılı olsa da masada yani anlaşmada kaybediyor. Ama dini alanda eski gücüne sahip arkadaşlar. Yani hala halifelik Osmanlı Devleti içerisinde bu konuda eski gücünde değil diyemeyiz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. İngiltere'nin 19. yüzyılın ilk yarısında izlediği Rusların Boğazlar ve Akdeniz bölgesinde yayılmasını önleme politikası dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisini desteklediği söylenebilir? Arkadaşlar İngiltere tabii ki başlarda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumayı destekliyordu. Çünkü İngiltere'nin e, sömürge yolları Osmanlı üzerinden geçiyordu. Dolayısıyla Rusya Osmanlı üzerinde bir etkinlik kurarsa, Boğazlarda ya da Akdeniz'de etkin olursa İngiltere İngiltere sömürgelerini kaybedebilirdi. Bu yüzden de İngiltere güçlü bir Rusya yerine zayıf bir Osmanlı devletinin varlığını tercih ediyordu. Dolayısıyla burada bahsedilen tabii ki C şıkkında olduğu gibi Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasıydı. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yani Rusya'nın Mısır'da ayrıcalık elde etmesi, Yunanistan'ın bağımsızlığı, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve Mısır'a hakim olması ya da Kavalalı Mehmet Ali Paşa problemi arkadaşlar bu durumla alakalı bir problem değildir. Burada tamamıyla Osmanlı devletinin varlığını korumak istiyon yeteri. Çünkü tek amacı kendi sömürge yollarını korumaktı. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Büyük devletler arasındaki sömürge yarışının hızlanması tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Çünkü büyük devletlerin hepsi kendilerine sömürge ararken elbette Osmanlı Devleti'nde etkileyeceklerdir. Örneğin Osmanlı üzerinden e, sömürgelerine geçen yollar vardır arkadaşlar ve bunu güvence altına alabilmek için Osmanlı Devleti'ne de saldırılarda bulunacaklardır. Dolayısıyla elbette birinci öncüle ulaşabiliyoruz. Osmanlı topraklarında yeni ulus devletlerin kurulması zaten etkili olur arkadaşlar. Milliyetçilik akımının etkisiyle biliyorsunuz ki pek çok unsur Osmanlı devletinde isyan etmeye başlıyor. Çünkü Osmanlı devleti zaten çok ulusluydu. Dolayısıyla bu isyanlarda başarılı olmuş olanlar kendilerine yeni devletler kuracak. Bu da Osmanlı devletinin sınırlarının daralmasına tabii ki sebep olacaktır. Rusya'nın Balkanlarda panslavizm politikası izlemesi ise özellikle Balkan topraklarının Osmanlı Devleti elinden çıkmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Panslavizm politikasında Slav ırklarını birleştirmek söz konusu olduğundan dolayı Rusya Balkanlara hakim olmak istiyor ya da Balkanlarda Osmanlı'dan bağımsız devletler kurulmasını destekliyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin sınırları yine daralır diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Yunan isyanının yaşanmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Yunan isyanının çıkmasında Osmanlı-Rus rekabetinden kaynaklı olarak Rusya'nın Rumları kışkırtması, milliyetçilik akımı ve etnik yeterliye cemiyetinin çalışmaları etkili olmuştur. Peki arkadaşlar devletler arası çıkar çatışmaları söz konusu mu? Tabii ki çünkü Rusya kendi çıkarları için Rumları kışkırtıyor. Dolayısıyla tabii ki birinci öncüle ulaşabiliriz. Fransız ihtilali olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur çünkü milliyetçilik akımı zaten Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkacak. Etnik çeşitlilik olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti içerisinde çok fazla unsur vardı zaten. Dolayısıyla bu kadar çok etnik çeşitlilik olması da milliyetçilik akımının çok fazla etkili olmasına sebep oluyor ve Yunanlılar etnik Eterya Cemiyeti'nin de etkisiyle çalışmasıyla birlikte isyan etmeye başlıyorlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Tanzimat fermanında yer alan hükümlerinden hangilerinin özel mülkiyeti yerleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir? Askeri alma işlerinin bir düzene konulması. Arkadaşlar bu durumun özel mülkiyetle bir alakası yoktur. Mahkemelerin herkese açık olması. Bu da hukuki bir konudur arkadaşlar. Yine özel mülkiyetle alakası yoktur. Müsaadere uygulamasının kaldırılması özel mülkiyeti yerleştirmeye yöneliktir arkadaşlar. Çünkü müsaadere mallara el koyulmasıdır. Tabii ki Osmanlı Devleti haksız kazançla elde edilen mallara el koyuyordu. E, ama artık o uygulama kaldırılırsa özel mülkiyet anlayışı da güçlenmiş olacak. Çünkü insanların mallarına el koyulmamış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır.